Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ligimizin en değerli yani en pahalı 11'ini derleyeceğiz. Yapacağımız 11 4-5-1 sisteminde. İyi seyirler. Kalede Fernando Muslera e yer alıyor. Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Süper Lig'e geldiği yıldan beri takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olurken yaptığı kurtarışlar ve arada sırada forvetleri attığı çalımlarla da gündemden hiçbir zaman düşmedi. İlk stoperimiz Domagoj Vida. Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla mevcut piyasa değerini yükseltti. Birçok takım da kendisi için aday oldu. Ancak bu gidişle Beşiktaş'ta kalacak gibi. Vida'nın partneri ise Maicon. Maicon'un her ne kadar yavaş olduğu konuşulsa da güncel verilere göre Süper Lig'in en pahalı iki stoperinden biri. Bence o kadar da kötü bir stoper değil. Onun dışında attığı freekick golleri de herkesin dikkatini çekiyor. Sol bekte ise Başakşehir'de oynayan Klişi yer alıyor. Zaten Klişi'nin kalitesini konuşmamıza gerek yok. Kendini Manchester City'de kanıtlamış bir oyuncu. Sağ bekte ise Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariana yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncunun kanattan yaptığı bindirmeler ve ceza sahasına yaptığı muhteşem ortalarda gözden kaçmıyor. Orta sahadaki ilk isim her ne kadar geçen yıl kötü bir oyun sergilese de Oğuzhan Özyakup. Partneri ise Fenerbahçelilerin bu yıl patlama yapmasını beklediği Josef de Souza. Sozda da her yıl kendini geliştiriyor. 10 numara bölgesi için iki aday vardı. Biri Giuliano, biri Yusuf Yazıcı'ydı. Giuliano'nun son zamanlardaki düşüşünden dolayı 11'e Yusuf'u koydum. Bu durum Giuliano'nun gelecekteki performansına göre değişiklik gösterebilir. Sağ kanatta ise Başakşehir ile beraber yükselişe geçen Edin Visca var. Viska'nın bu yükselişinin devam edeceği tahmin ediliyor. Sol kanatta Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Andrea yer alıyor. Ay eğer takıma ısınma sürecini çabuk atlatırsa takımına çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Forvet'teki isim normalde Gomis'ti. Ancak Fenerbahçe Slimani'yi transfer ederek Süper Lig'in en pahalı forvetine sahip oldu. Slimani eğer Sporting Lisbon'da gösterdiği performansı burada gösterebilirse en az 15 gol atar bence. 11'imiz bu şekildeydi. Sizce Süper Lig'in bu sene gol kralı kim olur? Yorumlarınızı bekliyorum. Ekranda çıkan logodan like kanalıma abone olabilir ve diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bir like fazla görmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mamo da